Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün en sıcak, en hararetli başlığı koronavirüs. Bugüne kadar Çin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında 3000'e yakın kişinin hayatına mal olan virüs sınırımıza dayanmış, İran'a ulaşmıştı biliyorsunuz. Ülkede bugün sokağa çıkmayın uyarısı yapıldı 11 eyalet için. Koronavirüs görülen ülkelere Hırvatistan ve Avusturya da eklendi. Virüs görülen ülke sayısı böylelikle 39 oldu. Yine bu sabah gündeme düşen bir haberse bu kez Türkiye'de bomba etkisi yarattı. Acaba virüs Türkiye'ye de ulaştı mı soruları bir anda sorulmaya başlandı. O haberin çıkış noktasını, bütün detaylarını bir bir aktaracağım. Sesler, görüntüler eşliğinde açıklamalar var elbette. Ama ana habere başlarken özellikle sosyal medya üzerinden yayılan doğruluğu tartışmalı haberlere de dikkat çekmekte büyük yarar var. Çünkü çok büyük manipülasyonlara sahne oluyor sosyal medya ve paniğe sevk ediyor. Virüsün tüm Türkiye'ye yayıldığından tutun da hali hazırda çok sayıda ölüme neden olduğuna kadar yüzlerce yalan haber dolaşımda, dolaşıma girmiş durumda. İşte tam da bu nedenle güvenilir olmayan kaynaklardan duyduklarınıza lütfen inanmayın demek biz haberciler için bir kamu yararı, bir kamu görevi. O haber nereden çıktı sorusuna yanıt vereceğim demiştim, hemen onu aktaralım. Saat tam 10.29'du. İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait TK-879 sefer sayılı uçak Ankara'ya indi. Az önce de sözünü ettiğim yalan haberler tam da işte tam o sırada dolaşıma girdi. Uçakta koronavirüs taşıyan 17 kişinin bulunduğu ve hatta uçağın o nedenle acil iniş yaptığı söylendi. Tüm bu kafa karıştırıcı haberlere noktayı koyansa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı işte bu basın açıklaması oldu. Şimdi bu basın açıklamasından aynen aktaracağım. Şöyle söylüyor Bakan Fahrettin Koca. Bilindiği üzere 23 Şubat'tan itibaren komşumuz İran'la kara, demir ve hava yolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır. Ancak hava yoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir. Yani Bakan Fahrettin Koca açıklamanın buraya kadar olan bölümünde sınırların kapalı olduğunu söylüyor ki bu bilgiyi bültenlerimizde aktarmıştık ama bakan sınır kapalı olduğu halde isteyen İranlı'nın ülkesine dönmekte serbest olduğunu da vurguluyor. Yani İran, Türkiye istikameti kapalı. Türkiye-İran istikameti açık. Açıklamanın devamı daha da önemli. Şöyle diyor açıklama. İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede Türk Hava Yolları'na ait TK-879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 yolcu ve 8 mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önceden boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledilecektir ki nakledildiler. Bu açıklamadan anladığımız gerçeklerden ki uçağın planlı bir şekilde Ankara'ya indiği. İkincisi ise yolcuların önceden boşaltılmış ve karantina şartlarına göre hazırlanmış Doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne sevk edildi. Yani planlı bir operasyondan bahsediliyor. Planlı bir tahliye operasyonundan. Her ne olursa olsun elbette bu açıklamaları göz önünde bulundurarak durumun ciddiyetini de göz ardı etmemek gerekiyor elbette. Bu da bizim görevimiz. Elimizde koronavirüsün Türkiye'de görüldüğüne dair henüz bir bilgi yok ama görülmediğine dair de bir bilgi yok. Eğer o uçaktaki yolculardan herhangi birinde virüse rastlanırsa ki bu da Ulusal Viroloji Laboratuvarı'ndan gelecek raporla ispatlanacak. Eğer bu yönde bir resmi bilgi elimize ulaşırsa paylaşacağız. ATV Haber Merkezi olarak en doğru bilgileri, en sıcak gelişmeleri, en sıcak duraklardan aktaracağız demiştik bu akşam. Başka Erdoğan da yine bu başlıkta önemli cümleleri var, hatırlatacağız. Sadece kapı komşumuz İran'da değil, bir diğer komşumuz Irak'ta, hatta Arap Yarımadası'nda da yeni vakalar var. Avrupa'da, Avusturya ve Hırvatistan'a da virüs sıçradı. Özellikle İtalya çok zor durumda. Ayrıntıları tek tek aktaracağız ama başta söylediğimizi bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Bizler gibi kamuoyu gözetmekle mükellef her medya mensubu için bir kamu görevi bu. Çağrımızı yineleyelim. Lütfen ama lütfen güvenilir olmayan kaynaklardan, özellikle de sosyal medyada kendini uzman olarak tanıtanlardan duyduklarınıza inanmayın, paniğe sevk etmeyelim. ATV Haber başlıyor ama en başta en sıcak sözler. İşte yazılı açıklamasını satır satır aktardım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın az önce kameralar karşısında yaptığı o açıklama. Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi
Bu konuda daha önce deneyimli olan bir ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır bulunmasıydı. 140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını, sadece 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınmasının olduğunu ve bu 4 hastanın da ateşinin özellikle olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Yapılan tetkiklerde hepsinin negatif çıktığını, yani koronavirüs hastası olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm numuneler çalışmaya başlandı. Sonuçlar zannediyorum önümüzdeki saatler içinde çıkmış olur. Çıktığı durum anda da zaten kamuoyuyla, sizler aracılığıyla paylaşmış olacağız. Bununla ilgili Türkiye'den ihmalin olduğunu nasıl söyleyebiliriz? 3-4 gün önce içinde şüpheli olduğunu bildiğimiz bir vakayla ilgili, içinde Türk vatandaşının olmadığı ama Türkiye'den aktarmalı olan bir uçakla ilgili biz saatlerce mücadele ettik, Türkiye'ye indirmedik. Bunu kimse bilmiyor. Gelelim bu sıcak günün sıcak saatlerine. Kapı komşumuz İran'da görülen koronavirüs salgını yüzünden Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Bu sabah Çin'in ardından ikinci bir tahliye operasyonu için İran'a uçak gitti. Türk Hava Yolları uçağı 132 yolcu ve 8 mürettebat özel bir seferle Ankara'ya geldi. Samet Öztaylan alarmın verildiği yerde Doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde bekliyor bizi son durumu vermek için. O hastanede yolcular Çin'in Wuhan kentinden getirilen Türkler gibi tam 14 gün boyunca karantinada tutulacaklar. İçeride bir kaos yok. Bir ay önce de yaşadığımız için aynı şeyi alıştık diyebiliriz ama yine üzüldük. Hadi. Türkiye Çin'in ardından İran'dan Türklerin tahliyesi için düğmeye bastı. 132 yolcu ve mürettebat özel uçakla Ankara'ya getirildi. Türk Hava Yolları'na ait uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Tahran'dan gelen uçakta 132 yolcu bulunuyordu ve bazı yolcularda yüksek ateşle birlikte öksürük tespit edildi. Apronda özel kıyafetli ve maskeli sağlık ekipleri tarafından karşılanan yolcular kontrolden geçirilip ambulanslara öyle bindirildi. O sırada tahliyede kullanılan uçak da özel ekipler tarafından dezenfekte edildi. Getirilen yolculara ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlendiğini belirterek, İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak dedi. Virüse rastlanılmadı, korunmak için büyük çaba sarf ediyoruz diye de ekledi. Esenboğa'ya inen uçakta bulunan 132 yolcuyla beraber mürettebat tedbiren ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirildi ve burada önlem amacıyla 14 gün boyunca karantina altında tutulacaklar. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarı'na gönderildi. Tahliye sonuçları bekleniyor. Kreşle ilgili bir durum yok. Gerektiği zaman haber verdiler de anca işten geldik biz. Ankara'daki Doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde, yeni adıyla Karantina Hastanesi'nde artık ATV Haber ekibinden Samet Öztaylan bekliyor bizi son bilgileri vermek için. Samet, hemen soralım, bir açıklama var mı? En önemlisi, Tahran'dan gelen 132 yolcu ve mürettebatın ilk testlerinde virüs bulgusuna rastlandı mı? Seni dinliyoruz. Cem Öğretir, dakikalar önce Fahrettin Koca sabah saatlerinden itibaren yapılan o manipülasyon amacıyla yapılan yalan haberlere ilişkin ilk açıklamayı yaptı ve ilk bulgulara göre hepsinin
tetkiklerinin sonucunda negatif çıktığını belirtip bize derin bir nefes aldık tabii ki. Ve burada yani Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde de 47 yolcu bulunuyor. Diğer 93 yolcuysa Bilkent Klinik Konuk Evi'ne kaldırıldı. Tabii ki bu haberlerin ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden birisi de hastane uçaktaki 4 hastada öksürük, 2 hastada ise boğaz ağrısının olduğu tespit edilmesiydi. Ancak Bakan Fahrettin Koca şunun altını özellikle çizdi. Hiçbirinde ateş bulgusu yoktu. Ateş zaten koronavirüsü taşıyan kişilerdeki en önemli bulgulardan biriydi. O yüzden yapılan yerli kitle yapılan açıklamaların, yerli kitle yapılan tetkiklerin sonucu beklendi ve 75 dakika sonra süren o sonucun ardından da Bakan Fahrettin Koca hiçbirinde herhangi bir problem olmadığını özellikle altını çizdi. Evet, ilk testler koronavirüs yok diyor ama elbette araştırma devam edecek bakanın da açıkladığı gibi. Koronavirüs bir kabus gibi dünyaya yayılıyor. Ölümcül salgının İran'ın ardından bir diğer komşumuz Irak'a da sıçradı açıklandı bugün. Necef ve Kerkük'te vakalar tespit edildi. Hatta bölgesel Kürt yönetimi eğitime bir ay süreyle ara verildiğini açıkladı. Peki İran'la tüm sınırları kapatan Türkiye, Irak'la da sınırları kapatacak mı? Bu da önemli soru. Başkan Erdoğan bu sabah erken saatlerde Azerbaycan'a gitti. O soruya ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda yanıt verdi. Şöyle dedi, bilim kurulumuz ne karar verirse tereddüt etmeden o kararı uygularız. Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Sağlık Bakanlığımız bilim kuruluyla yaptıkları çalışmalar neticesinde en uygun olan neyse biz bu kararı almaya mecburuz. Nitekim İran'la ilgili attığımız adım da bunun bir neticesidir. Çünkü oradan bir korona virüsünün ülkemize sıçraması Allah göstermesin bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. Bundan sonraki süreçte de biz bu hassasiyeti aynen korumak durumundayız. Bu Irak olur, bu İtalya olur, neresi olursa olsun nasıl ki onlar değişik ülkelerden gelenlere karşı bu tür tedbirleri alıyorlarsa biz zaten bu işin formülü tek. Aynı tedbirleri almak durumundayız ve bundan sonraki süreçte de böyle bir şey nereden belirlenirse, nereden Sağlık Bakanlığımız bunu tespit ederse ona göre adımımızı atarız. Burada tereddüt göstermeye hakkımız yok. Ve salgınla beraber paniğinde zirve yaptığı ülke İran. İran'la ilgili birçok söylenti var. Özellikle de sosyal medyada konuşulan, tartışılan. İlk virüs vakalarının günlerce hatta haftalarca kamuoyundan saklandığı, dahası gerçek ölüm rakamlarının da gizlendiği bilgisi bu. Bunlar tabii yayınları YouTube'da iddialar değil ama ne kadarı doğru, ne kadarı yalan elbette bilemiyoruz. Gerçek olan bir şey var ki o da İran ve bölgesindeki ülkeler diken üstünde. İran devleti halka sokağa çıkmayın uyarısında bulunuyor. Özellikle 11 eyalet için. Görünen bu. İran devleti geç de olsa alarma geçmiş gibi. Dün Çin'in Rusya Büyükelçisi korona aşısı için sona yaklaştık demişti. Umut verici bir açıklamaydı. Bu da çare bulundu mu acaba sorularına neden oldu. Dünya şimdi bu sorunun cevabına kilitlenmiş vaziyette. Çin'de patlak veren koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılıyor. Ölü sayısı ve kayıtlı vaka sayısındaki artışın önüne bir türlü geçilemiyor. Virüse karşı bir aşı da henüz geliştirilebilmiş değil. Çin hariç 6 kıtada 37 ülkede koronavirüs vakaları tespit edildi. Hastalığa yakalananlar ve onlara temas edenler karantina altına alındı. Birçok ülkede virüsün yoğun görüldüğü bölgelere giriş çıkış yasaklandı. Toplu etkinlikler ve spor müsabakaları iptal edildi. Virüse Çin'den sonra en çok kurban veren ülke İran. İran'da durum öyle bir seviyeye ulaştı ki
ülkenin Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Harirçi bile koronavirüse yakalandığını duyurdu. İran'da koronavirüsün hızla yayılması vatandaşlarda panik havası oluşturdu. Halk gıda ürünlerini depolamaya başlayınca mağazalardaki raflar hızla boşalmaya başladı. Sağlık Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Tahranlı bir milletvekilinin virüse yakalanması ülkedeki durumun ne kadar vahim olduğunun bir göstergesi. Dünya kamuoyu Harirçi'yi iki gün önce yaptığı karantinanın gerekliliğine inanmıyoruz açıklamasıyla tanıyordu. Ben karayı ki bu ohtam gözaştı şöyle telefonu dumbal mikonem. امیدوارم که ظرف چند روز آینده که علائمم رفع شد دوباره برگردم و خدمتگزاری به شما عزیزان رو İran Sağlık Bakanlığı halka evlerinizden çıkmayın çağrısında bulundu. Ölü sayısının açıklananın 4 katı olduğu iddialarını da reddetti. Tüm komşuları İran'la olan sınırlarını kapattı. Türkiye'de İranlıların ülkeye girişini yasaklarken İran'la olan 4 sınır kapısını kapattı ve bu sınır kapılarında virüse karşı önlemler aldı. Virüs Avrupa'ya ise İtalya üzerinden yayılıyor. Ülkedeki ölü ve vaka sayısı hala artarken İtalyan yetkililer sadece bir kişinin tamamen tedavi edilebildiğini açıkladı. İspanya'nın tatil cenneti Tenerife'de bir İtalyan doktorda virüs tespit edilmesi üzerine 1000 kişilik bir otel tecrit altına alındı. Avrupa'da İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin yanı sıra Hırvatistan, Avusturya ve İsveç'te de koronavirüs vakaları tespit edildi. Tablo bu. Haliyle panik bizi de sardı. Koronavirüsü nedeniyle alınan tedbirler dünyada olduğu gibi bizde de aslında sıklaştı. Bu tedbirlerin başında elbette bir aşı çalışması geliyor. Bilim adamları o aşıyı üretmeye çalışıyor. Virüs yüzünden tedirgin olanların şimdilik başvurabildikleri kolay çözümse Canan Karatay'ın önerisine uyup kelle paça çorbası içmek ve bir de maske takmak. Koronavirüsüyle ilgili tedbir alıyor musunuz hiç? Vallahi şu ana kadar almadık ama bundan sonra alacağız. Kardeşim maske kullanıyor mesela. Koronavirüsü kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor. Bilim adamları ise koronavirüsünün önüne geçmek için aşı çalışmaları yapıyor. Şu an çalışmalar yapılıyor. Henüz bununla ilgili bir aşı sunumda değil, kullanımda değil. Çalışmalar yürütülüyor. Kimisi 1-2 ay içinde çıkar diyor. Hızlı bir şekilde de çıkarabilirler. İlaç sektörünü anlamak biraz zordur. Daha da uzayabilir. Üretilirse güzel olur. Aşı çalışmaları en çok Çin'de, Hong Kong ve Küba'da yapıldığı söyleniyor. Ama artık da herkes laboratuvarda bir şekilde çalışmalar yapıyor. Çağın en büyük hastalığı gibi görünüyor şu anda. Koronavirüsü ilk önce Çin'de görüldü. Ardından da birçok ülkeye yayıldı ve 2000'den fazla insan hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu virüs göründükten sonra da hayatımızda birçok şey değişti. Çünkü insanlar o virüse yakalanmamak için artık birçok tedbir alıyorlar. Ne yapabileceğimiz konusunda bilgim yok açıkçası. Uzmanlara göre alınacak tedbirlerin başında hijyene çok dikkat etmek olmalı. Otobüsleri ozonla steril edebilirsiniz. Özellikle burnun ön tarafına kolonize oluyor. Yani yerleşiyor, birikiyor. Onun için burnunu bir kere iyi yıkamak gerekli. Özellikle işten eve geldiğinizde burnunuzu yıkayın. Hava yoluyla bulaştığı için burnun ön kısmı çok önemli. Maske ve bir ellerimizi yıkayacağız bol bol. Tokalaştığınız zaman başkasına bulaştırıyorsunuz. Onun için el yıkamak çok önemli. Lütfen bu ara ellerinizi günde 4, 5, 6 yıkayın. Koronavirüsü için bir diğer tedbir tavsiyesi de Profesör Doktor Canan Karatay'dan geldi. Karatay, koronavirüsten korunmak için mutlaka kelle paça için dedi. Kelle paça çorbası yok satmaya başladı. Onun açıklamasından sonra ciddi bir artış var. Haftada 2-3 defa yapıyorduk. Şu an artık haftada bütün günleri çıkarmaya çalışacağız. Şu anda müşterilerimiz kelle paça çok sormakta ve satışı da arttı. Merkez kullanıyor kelle paçayı. Bir %10'lukta artışımız oldu. Maske satışları öyle arttı ki stoklar tükenme aşamasına geldi. Maske talebi çok arttı. Yani eczaneye maske talebiyle giren sayısı normal ilaç soranların sayısına daha çok olmaya başladı. Herkes kulaktan dolma bir şey soruyor. N11, N95, 3M vesaire çok soruyorlar. Fiyatlarında bir artış oldu mu maskelerin? Oldu tabii. Yani 15-20 lira düşündüğümüz maskeler şu an 30-40-50 lira hatta 60-70 liralara kadar çıktı. Türkiye'ye gelmemesini umuyorum. Umarım gelmez. Kus! Kus kayıtta mı? Az önce işte görüyorsunuz yaklaşık
400 metre ötemize Eylül uçakları bomba yağdırdı ve bir uçak daha geliyor. Hemen saklanmamız gerekiyor. Ve İdlib, bugün sahadan gelen çok sıcak görüntüler var. Bir kısmını izlediniz. Umut Eroğlu ve kameraman Mutlu Şimşek günlerdir orada haber nöbetinde. Ve bugün kimsenin yapamadığını yapıp İdlib'de muhaliflerin rejimden temizlediği Nayrab'a girdiler. Dünya televizyonlarında ilk kez bu ekrandan izleyeceksiniz. Nayrab'da sıcak çatışma anlarını kaydetti arkadaşlarımız. Ve tabii o sıralarda büyük de bir tehlike atlattılar. Çekim sırasında yanlarına bir bomba düştü. Çok sıcak ve ilk kez bu ekrandan izleyeceğiniz görüntüler birazdan ekranlarınızda. Yine İdlib'de sahada yaşanan çatışmalar çok sıcak. İlginç görüntüler kayda geçiyor. Hele hele bugün sosyal medyaya düşen ve hızla yayılan bir görüntü var ki gerçekten inanılmaz. Muhaliflere ait 15 tonluk zırhlı muharebe aracıyla rejim askerlerinin içinde olduğu bir tank karşı karşıya geldi. Kovalamaca ve kaçış başlık bu. Bakın nasıl sonuçlandı. Başkan Erdoğan bu sabah Azerbaycan'a gitti. Aktarmıştık ziyareti öncesi. İdlib'de çözüme yönelik önemli cümleler kurdu. Sorunu süratle çözmemiz gerekiyor dedi. Bunun için Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi ve bir kez daha 5 Mart'ı işaret etti. Macron, Merkel ve Putin'le birlikte yapılması planlanan dörtlü zirveye ilişkin liderler arasında tam bir mutabakat olmadığını söyledi. Belki de en önemlisi Moskova'ya her ne kadar inkar etseler biz Rusya'nın rejim güçlerine en üst düzeyde destek verdiğini biliyoruz cümlesiydi. İdlib'i bir defa süratle çözmemiz gerekiyor. Putin'le en üst düzeyde zaman zaman bu görüşmeleri yaparak yol haritamıza nerede ne tür eksikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz. Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Bunun tespitleri elimizde. Her ne kadar inkar etseler de bu tespit bizde var. ...911 kilometre sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içerisinde olmayacağız. Onlar mı olacak? Biz bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Şu anda 1 milyona aşan, 2 hatta 3 milyona varan eğer bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız? Sayın Macron'la aynı şekilde Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat bizim Sayın Putin'le burada belirlediğimiz şey tarih. Yani 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalle Sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. İdlib başına günün en dikkat çeken görüntülerini ise ATV Haber ekibi kaydetti. Bugün Umut Erol ve Mutlu Şimşek dünyanın gözünü kulağını çevirdi. Nayrab kasabasına girdi. Üstelik o sırada çatışmalar tüm şiddetiyle de devam ediyordu. İşte dünya televizyonlarında ilk kez yayınlanacak görüntülerle o kasaba ve rejim güçleriyle Suriye Milli Ordusu arasında yaşanan sıcak çatışma. Evet, şu anda arkamda bir sokak görüyorsunuz. Neredeyse her yerde o yoğun çatışmaların izi var. Zaman zaman da yine top atışları yapılıyor. Nayrab şu anda Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde. İşte bu yüzden de rejim uçakları sık sık burayı hedef alıyor. Ve şu anda da yine bir uçak sesi duyuyoruz. Hemen saklanmamız lazım. Koş abi. Koş. Kayıtta mı?
Vurdu abi, vurdu. Haydi haydi. Gitmemiz lazım, vurdu. Hadi hadi. Vurdu abi. Abi kayıtta mı? Kayıtta mı? Kayıttayız. Az önce işte görüyorsunuz yaklaşık 400 metre ötemize rejim uçakları bomba yağdırdı ve bir uçak daha geliyor. Hemen saklanmamız gerekiyor. Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler Neyrap operasyonu için şu anda son hazırlıklarını yapıyor. Biraz sonra Neyrap'a doğru hareket edeceğiz. Şu anda Neyrap'ın %70'i Esad güçlerinden temizlenmiş durumda. Kalan kısımların kontrol altına alınması için de çatışmalar devam ediyor. Son hazırlıklar tamamladı. Şu an Neyrap'a doğru ilerliyoruz ve yarışıyoruz. Bugün inşallah bütün mücahitlerimiz, arkadaşlarımız beraber gireceğiz ve Neyrap'a alacağız inşallah. Rejim güçlerine ait bir uçak az önce Mazlum Ağa ardı ardına atışlar yaptı, görüyorsunuz. Üç ayrı noktadan şu anda dumanlar yükseliyor. Rejim uçakları sivil hedefleri bombalamaya devam ediyor. Milli Suriye Ordusu askerleriyle birlikte şu an Neyrap'a doğru ilerliyoruz. Bombardıman devam ediyor. Çok yakın noktalar hedef alınıyor. Neyrap yoğun bir ateş altında. Neyrap şu anda Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde. İşte bu yüzden de rejim uçakları sık sık buraya hedef alıyor. Ve şu anda da yine bir uçak sesi duyuyoruz. Hemen saklanmamız lazım. Koş abi. Koş, koş, koş. Koş, kayıtta mı? Vurdu abi, vurdu. Haydi, haydi. Gitmemiz lazım, vurdu. Hadi, hadi. Vurdu abi. Abi kayıtta mı? Kayıtta mı? Kayıttayız. Az önce işte görüyorsunuz yaklaşık 400 metre ötemize rejim uçakları bomba yağdırdı ve bir uçak daha geliyor. Hemen saklanmamız gerekiyor. Bugün partili meclis grup toplantıları vardı. CHP ve MHP genel başkanları kürsüdeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Devlet Bahçeli'nin de gündemi İdlib'de olan biten. İdlib sanki Türkiye toprağı. Efendim Suriye hükümeti geri çekilecek. Ben oraya geleceğim. Ya adam kendi toprağı kardeş. Zalim Esad döktüğü kanların bedelini damla damla ödeyecek. CHP ve MHP liderleri partilerinin meclis grup toplantılarında kürsüdeydi. İkisinin de ortak gündemi İdlib'ti. İdlib için savaş diyebilirim diyor. Niye gelip meclise kapalı oturumda bilgi vermiyorlar? İdlib patlayacak, zalimler ve katiller kaçtıkları yere kadar kovalanacaktır. Bu şartlar altında Türkiye'nin geri adımı düşünülemeyecektir. Herkesle kavga ettiler. Herkesle. Kahramanlık edebiyatı yapıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın sağlıklı, tutarlı bir dış politikası yok mu Allah aşkına ya? Bütün ihtimalleri hesaba katmak, sahada ve masada yer tutmak, buna uygun stratejik planlamalar yapmak Türkiye için hayati olduğu kadar zaruridir. Rusya'nın Suriye'yi Türkiye'ye tercihi akla ziyandır. Dahası Putin'in ikili oynaması tam bir çelişkidir. Kemal Kılıçdaroğlu yine Türkiye'nin İdlib'de ne işi var diye sordu. Yanıt bu kez Devlet Bahçeli'den geldi. Senin gözün Suriye toprağında var mı yok mu? Bunu çık milletin önüne gayet açık söyle bakalım. Türk askeri İdlib'de Soçi ruhuna müzahir şekilde bölgede koordinasyon ve gerginliğin azaltılması hedefiyle bulunmaktadır. Hangi güç veya ülke olursa olsun karşı karşıya gelmemiz kaçınılmazdır. Biz kuzu olup baş eğmeyiz. Bozkurt olur, zalimleri çepeleriz.
Siyasetin konuştuğu başlıklardan biri de HDP'nin geçen pazar yapılan kongresi. Bahçeli çok sert konuştu. Ha HDP, ha CHP. Hepsi aynı dedi. Cumhuriyet savcıları HDP'nin bölücü kongresi hakkında mutlaka cezai tatbikata başlamalı, gecikmeksizin soruşturma açmalıdır. Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Önce savcıları pazar günü yapılan HDP kongresiyle ilgili göreve çağırdı. Ardından o kongreye yardımcısını gönderen Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Üstü HDP, altı PKK olan bu kongre ortamında İstiklal Marşı okunmamış, sözde devrim şehitleri kılıfıyla teröristlere saygı duruşunda bulunulmuştur. Kılıçdaroğlu ölü teröristlere nasıl saygı duruşunda bulunduklarını açıklayacak yüreğe sahip midir? MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin HDP'nin politikalarına tam destek verdiğini söyledi. HDP Türksüz anayasa diyor. Aynı şeyi CHP de istiyor. HDP Demokrasi İttifakı diyor. Aynı tekerlemeyi CHP de söylüyor. Ha HDP, ha CHP, ha Serok, ha Babacan. Alayı birdir, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır. Bahçeli yeni ittifak arayışlarını da eleştirdi. Serok Ahmet'in PKK özlemi, Babacan'ın HDP sevdası, Kılıçdaroğlu'nun bölücülük merakı siyasette üçüncü bir blok arayışı falan değil. Düpedüz vatana ihanettir. Bunlardan bırakınız iktidar olmayı, ne köy olur ne de kasaba. Çünkü şehitlerimizin katilleri yanı başınızdadır, görüş menzilinizdedir, hemen kol mesafenizdedir. MHP lideri Bahçeli'nin ısrarla altını çizdiği o başlıkla ilgili bir sıcak gelişme var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Kongresi ile ilgili bir soruşturma başlattı. Gerekçe salonda Öcalan fotoğraflarından oluşturulan bir klibin yayınlanması. Soruşturma kapsamında klibi hazırlayan 15 kişiden 14'ü yakalandı. Kalan bir kişiyi arama çalışmaları halen devam ediyor. Nasıl yaptın dedi. Bastın değeri, bastın değeri dedi. Konuştukça baktı, her lafında köşeye sıkıştı. Sezai Harman cinayetinde maskeler düşüyor. Biraz da. Benzerine ancak film senaryolarında rastlanabilecek cinayet gibi bir kaza öyküsü var sırada. Hikaye Muğla'da bir otomobille motosikletin çarpışmasıyla başladı. Trafikte kaza elbette olası ama sonrası akıl almaz. Arabanın içine girmiş camdan ablam. Direkt hiç yavaşlamadan o direkt yoluna devam etmiş. Çarptığı motosiklet sürücüsü otomobilin ön camından içeri girdi. Aldırış etmedi. 6 kilometre boyunca aracı kullanmaya devam etti. Böyle yapacağını hastaneye götürseydi belki kurtulacaktı. Muğla'da yaşayan 41 yaşındaki iki çocuk annesi Ümmü Yeşil, Dalyan'da akrabalarını ziyaret etmiş, motosikletiyle evine dönüyordu. Peşinden gelen arabadaysa oğlu ve kız kardeşleri vardı. Akıl almaz kaza Orta J'ye geldiklerinde yaşandı. Burak Kopların kullandığı otomobil Ümmü Yeşil'e arkadan çarptı ve motosiklet yaklaşık 200 metre savruldu. Motosiklet sürücüsü Ümmü Yeşil ise kendine çarpan otomobilin ön camından içeri girdi. Sürücü Burak Koplar onu hastaneye götürmek yerine 6 kilometre seyahat etti ve sanayi sitesinde aracın içinde bırakıp kaçarak ölüme terk etti. Resmen ölüme terk etmiş. Oraya götürüp götüreceğini hastaneye götürseydi belki ablam şu anda yaşıyor olacaktı. Kazaya tanıklık edenler talihsiz kadının otomobilin camından içeri girdiğini fark edemedi. Olay yerinde Ümmü Yeşil'i aradılar. Durmadığı için hani yaralıyı almadı diye onlar olay yerindedir diye herkes olay yerinde ablamı arıyorlar. İki çocuk annesi kadın kaza yerinden 6 kilometre uzakta bir sanayide otomobilin içinde ölüme terk edilmişti. Kazayı yapan kişiyi tanıyorum. Ayrıca uyuşturucu bağımlısı olduğumu da buradan belirtmek istiyorum. Kazadan 40 dakika sonra ağır yaralı bulunan Ümmü Yeşil kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ona çarpan Burak Hoplarsa çok geçmeden yakalandı. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine daha önceden el konulan Hoplar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 Ekim 2018'de trafik kanununda önemli bir değişiklik yapıldı. Yaya öncelikli trafik anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Hatta 2019 yılı da yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Peki sokakta ne değişti? Çok şey demek isterdik ama çok da bir şey değişmemiş gibi.
ışık koymazlarsa bir saattir ben burada beklerim. Uyarılar, kameralar, cezalar. 488 lira cezası. O kadar var mı? Hiçbiri çare olmuyor. Birçok sürücü yayalara yine yol vermiyor. Şuradan bir adım atıyorum, araç tekrardan durmuyorlar. Dikkat etmiyorlar. Bu beyaz çizgilere geldiğinizde durması gereken sizler değilsiniz. Durması gereken araç sürücüleri. Çünkü bu bir kanun ve uyulmadığı takdirde para cezası bile var. Biz de şimdi karşıdan karşıya geçmeye çalışacağız. Bakalım araç sürücüleri bu kanuna ne kadar uyuyor? Hep birlikte onu göreceğiz. Evet, şimdi karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorum ama hala araçlar durmuş durumda değil. Üstelik çok da hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Evet, bir tane taksi durdu. Önümden koca bir otobüs hızlı bir şekilde geçti. Hala durmuş durumda değil hiçbir araç. Evet, bir minibüs daha durdu fakat bu da durmadı. Bu araç da durmadı, zar zor durdu. Ben de anca bu şekilde geçebildim. Avrupa diyorlar da Avrupa'da ondan sonra daha adımını attığın zaman hemen arabalar duruyormuş. Bizim burada yok. Adam bir de üstüne sürüyor. Bakın şimdi adım atacağız yine durmayacaklar. Ama şu an bir boşluk var. Bir boşlukta bakalım geçebilecek miyiz? Tedbirli olmak durmuyorlar, gerekiyor. Durmuyorlar. Hala durmuyorlar. Aracı, bu aracı hala bir tane abi. Araç geçti. Hala gelmiyor. Ticaret şikayetçi. Çok zor geçtik. Aralardan geçmek zorunda kalıyoruz. Hala hiçbir araç durmadı bizi görünce. Evet. Görmüş olduğunuz gibi karşıdan karşıya geçerken oldukça zorlandım. Buradan da şunu çıkarabiliyoruz ki bu kanuna hiçbir araç sürücüsü kolay kolay uymuyor. Evet, yasalar değişiyor ama bu değişmedikçe sokakta da bir şey değişmeyecek gibi görünüyor. Eskişehir'de evlilik hazırlığı yapan bir çiftin ayrılık tartışması cinayetle bitti. Genç kadın ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını kesti. Ayrılmak isteyen nişanlısına sana sürprizim var, gözlerini kapat dedi. 8 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti. Katil zanlısı kadın kaçmak isterken otogarda yakalandı. Neden öldürdün? Eskişehirli 22 yaşındaki Zehra Aras'la 28 yaşındaki Emrah Öztürk 7 ay önce nişanlanmıştı. Evlilik arefesindeki çift arasında bir süredir problem vardı. İddiaya göre genç adam ayrılmak istiyordu. Yalan etkileri bir nedeni vardı. Nişanlı çift odun pazarındaki kent ormanında buluştu. Aralarında tartışma çıktı. Genç kız ayrılmak isteyen nişanlısına sana sürprizim var, gözlerini kapat dedi. Bıçağını çıkardı. 8 yerinden bıçakladığı genç adamın boğazını keserek öldürdü. Katil zanlısı kadın otogarda Antalya otobüsüne bineceği sırada gözaltına alındı. İfadesinde nişanlımla sorunlarımız vardı. Nişana atmak istediğini söyleyince öldürdüm dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalan etti, deli bir nedeni vardı. Bugün benim çocuğum yaşasaydı 31 yaşında olacaktı. Kafamızı sallat taşına koyarsan benim yangınım o zaman söktü. Suç ve ceza dosyamızın bugünkü başlığı rafa kalkmak üzere olan tozlu bir dosya. 11 yaşında evinde katledilen Hande'nin dosyası. Cinayetin üzerinden 19 yıl geçti ama küçük kızın katili hala yakalanamadı. Senedir çok üzüldüm. Bugün benim çocuğum yaşasaydı 31 yaşında olacaktı. Ne hasreti bitiyor ne de gözünün yaşı diniyor. Kafamızı sallat taşına koyarsan benim yangınım o zaman sürecek. Çünkü yaşadığı acının ne tarifi ne de tesellisi var. Adı evlat acısı. 14 darbe kafasına, 36 bıçak göğsüne, boynu kesiliyor. Bilekleri kesiliyor. Bunu yapan zaten insan değil. İnsan evladı değil zaten bunu yapan. Hande henüz 11 yaşındayken babasının evinde vahşice katledildi. Takvimler o zaman 2001 yılını gösteriyordu. Cinayetin üzerinden tam 19 yıl geçti. Ve yaklaşık 7 ay sonra Hande'nin dosyası zaman aşımına uğrayacak. Ve o günden sonra o katil yakalansa bile tutuklanmayacak. Dosya kapandı mı ertesi gün? Gelip itiraf etti mi bitti. Tutuklayamıyorlarmış. Bu nasıl bir şeydir? Ölümün zaman aşımı mı olurmuş? 90'lı yılların sonuydu. Handan Turgay eşinden ayrıldı. Kızının velayeti kendisindeydi. Ama Hande bir süre sonra babasının yanında kalmaya başladı. Babası evlenince Hande babasının yanına
gitti, kardeşi oldu. Çok normal tabii ki, benimle olacağı kadar babayla da olacak. O gün, yani cinayetin işlendiği gün 11 yaşındaki Hande evde tek başınaydı. Kardeşim hemşire girdim diyor, saat 6.30 falan diyor, kan falan kurumuş diyor, ölmüştü yani diyor. Yani akşam saatlerinde olan bir şey değil, çok erken olmuş bu diyor. Üstelik yaşadıkları site yüksek güvenlikli bir siteydi. Yani içeride habersiz kuş bile uçamıyordu. Ama o gün ne katilini gören ne de Hande'nin sesini duyan olmuştu. Delil yetersiz deyip durdular. Delil yetersiz. 19 senedir o delil yetersizdi. Bir türlü delil bulunamadı. Cinayetin üzerinden geçen yıllarda polise katile ulaşabilecek net bir ipucu vermedi. Cani ise elini kolunu sallaya sallaya, hatta belki de ailenin etrafında dolaşıp durdu. Kapıda hiçbir zorlanma yok ve benim kızım kim o demeden kapı kesinlikle açmaz. Hele ki yabancıya hiç açmaz. Ne istediler? Benim kızım kime ne yaptı? Günahı neydi? Suçu neydi? Başımızdaki devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Yalvarıyorum. Cumhurbaşkanım, sesimizi duysunlar. Kızımın katilinin bulunmasını istiyorum. Tek isteğim bu. Ben başka bir şey istemiyorum ki. Müge Anlı ile Tatlıser programına bugün ihbar telefonları yağdı. Suçlamaların hedefinde eşini öldürdüğü öne sürülen Ayşe Harman ve yasak aşkı vardı. Evden çıkmayınca bana tecavüz eylendi. Nerede tecavüz varsa söyleyeceksin. Oğlum değildi benim dediğim bak. Kilitli kapıyı, kilidini vurdu, evime girdi, bana saldırdı. Nasıl yaptın dedim. Bastım zehri, bastım zehri dedi. Öz kızı annesinin babasını zehirlediğini itiraf etmişti. Çocuklar var diye yapmaz diye yemiş yani. Acılığını bile bile yapmaz diye yemiş. Yani normalde bisküvi yiyordu. Hani ama evet, çocukları oldu diye yapılan yemeği yedi. Çünkü böyle bir evet, şey katılmaz abla, evet, diye. Hayatını kaybeden Sezai Harman'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Ben suçsuzum. Kanıtlayacağım, ispatlayacağım. Koluma mı taktım? İspatlayın. Bak o kadın, o kadının ağrı size kalmaz. Utanın be. Bu kadar yalan olur mu be? Komple yalan söyledim ben. Bunu Ayşe Hanım'ın da kısa kolluyla gezegene gördüm. Bunlar yalan. Eşini öldürmekle suçlanan Ayşe Harman'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Hamdullah Sayın yayın sonrası kendini savunmaya devam etti. Ağladığını gördüm. Orada abla neyin var, yardımcı olabilir miyim diye sordum. Sonradan bir kafe gibi bir yere geçtik. Derdini anlattı. Mal varlığından işte men etmeleri için elinden geleni yaptıklarını. Bana o arada dedi ki beni dedi aracımı dedi kullanır mısın dedi. Ben dedi avukata gideceğim dedi. Beni getirip götürür müsün dedi. Tamam dedi. Ben bir yurtsever vatandaş olarak ben ona yardımcı olmaya çalıştım. Yani yurtsever vatandaşlıkla bunun ne alakası var? Hiç anlamadım Hamdullah. Vallahi çok komiksin. Taraflar programda karşı karşıya geldi. Ortalık karıştı. Ablamızı İzmir'e otele götürdüm. Anneme sesleniyorum. Anne bunların cevabını vereceksin bana. Vereceksin. Kanserim diye beni kandırdı. Bunların Eda, cevabını sana... hepsini bana vereceksin. Eda, ses solu siz zorlanın. Beni üzdün. Eda, ben o kadar ağladım senin Eda, için ölecekti. Ben hep babamı yaptım, çağırdım, eziyet ettim. Sen kalkıp da gecenin saat 2'sinde bir köy yerine gelip araban filmlerini çevirip gece sabah kadar kalıp gidemezsin. Ben suçsuzum. Kanıtlayacağım, ispatlayacağım. Koluma mı taktım? İspatlayın. Bak o kadının ağrısı size kalmaz. Utanın be. Bu kadar yalan olur mu be? Genç adamı ekranda gören telefona sarıldı. Hamdullah yalan söylüyor, yalan söylüyor. Adamın ölmesi 6 aydır kendisinde. Kendisi zaten evine bakmıyor, sürekli bayanla beraberdi. Siz gördünüz mü ikisini yan yana? Gördüm. Nerede gördünüz? Çarşıda gördüm, Turgutlu'da. Kahvelerde oturuyorlardı sürekli. Ya Hamdullah sen kendin demesin mi? Ben bir tane bayan bulmuşum kendime. Hayatımı yaşıyorum. Hayır öyle bir şey yok abla. Hayır ben tanımıyorum öyle. Ya sen çok öyle yalancısın ya. Öyle bir şey yok ya. Ben tanımıyorum. İhbarların ardı arkası kesilmedi. İddialar şok etkisi yarattı. Komple yalan söyledi. Ben bunu Ayşe Hanım'ın da kısa kolluyla gezegene gördüm. Bunlar yalan. Yalan değil ben kendim. Bırakın bunlar yalan. Bunlar o sattıkları da birer birer getireceksin. O yediğin paraları da birer birer getireceksin. Sattı kazandı. Sattı çalıştı.
Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı. Ailesi talihsiz adamın zehirlendiği günü böyle anlattı. Ben kimliğe gittim, kimlik arıyorum artık oralarda. O terliği mi giysem, bu terliği mi giysem? Oyalıyor ayaklarını. Anne ben gideyim dedim. Aa ben giderim. Millet hastayı attı arabaya. Annemi bekliyorlar arabanın içinde. Doktor çıktı, bunda zehirleme vakası var dedi. Doktor. Her şeye hazırlıklı bulunun dedi. Ben bunu başka yere sevk edeceğim dedi. Kardeşimin biri de atıldı. Sen zehirledin abi. Ben zaten sizi sabahleyin cenazeye koymayacağım dedi. Bu ifadelerden sonra sizin anneniz nasıl dışarıda? Aslında tutuklanması gerekirdi. Suçlamaların odağındaki kadın adeta bir yalan makinesiydi. Çocuklarına yaşattıkları vicdanları sızlattı. Şimdi bir anne düşünün, çocuğuna kanser olduğunu söylüyor. Sonra evden ayrılıyor. Sonra siz diyorsunuz ki kızınıza dönüp, öz kızınıza, ben kanserim. Kanser olduğum için ilaç firması aldı beni, buralara götürdü diyorsunuz. Şimdi özel şoförünüz de diyor ki, o diyor bir kozmetik firmasının şeyiydi, İkramıydı. Toplantısıydı. Ondan sonra ben onu aldım oraya götürdüm diyor. Tüm olan biten karşısında Müge Anlı da şaştı kaldı. Gerçekten bu programda neler konuştuğumuza evet. Bazen ben bile inanamıyorum. İnsan arada gözümüz kafayı mı kırıyor etmesin. Ne oluyor bilmiyorum ki yani. Hani gidiyoruz ben bir yerde artık. Olabilir belki düşüyor kafayı mı vuruyor lop mop bir şeyler falan diyorlar ya yani. Kafa çarpı bir şeyler oluyor demek ki yani. Ama burada öyle değil. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.